Merhabalar arkadaşlar, ben Mustafa Demirci. Bugün size 10. sınıflarda kaldığımız konudan itibaren konu anlatımına başlıyorum. Bugün konumuz kan grupları arkadaşlar, insanda kanın kalıtımı. Şimdi insanda kanın kalıtımını işlerken arkadaşlar biz demiştik ki insanda kanın kalıtımında 3 farklı sistem var. Birinci sistemimiz AB0 sistemi, ikinci sistem RH sistemi, üçüncü sistem ise MN sistemi değerli arkadaşlar. Bakın A geni şöyle ifade edersek arkadaşlar, A geni sıfır genine baskındır. Şöyle ifade edecek olursak arkadaşlar, B geni o da sıfır genine baskındır. Yani A ve B genleri baskın, sıfır geni çekiniktir arkadaşlar. Peki A B'ye nedir? A B'ye eş baskındır arkadaşlar. Onu da şöyle ifade edebiliriz. A B'ye eş baskın ifadesi. Peki RH pozitif, RH negatif hangisi baskın demiştik değerli arkadaşlar? RH pozitif geni daha baskındır. Kime? RH negatife göre. Arkadaşlar bir de şuna dikkat edin. Bakın M geni N genine eş baskındır. Şimdi biz eş baskınlık durumunda söylemiştik arkadaşlar. Ya da şöyle ifade edelim. Kan grupları, özellikle arkadaşlar kan gruplarında şunu iyi bilmeniz lazım. Çok allellik vardır. Doğru mu? Bir karakterin oluşumuna birden fazla gen etkiliyse biz buna ne demiştik arkadaşlar? Biz buna çok allellik ismini vermiştik ya da multiple allellik ismini vermiştik. Kan gruplarında kaç farklı alel vardır arkadaşlar? Yani alel sayısı neydi? N alel sayısı. Bakın arkadaşlar kaç tane bizim genimiz varmış? 3 tane genimiz var. A geni, B geni, 0 geni. Mesela bunu ifade ederken şöyle ifade edebilir miyiz değerli arkadaşlar? N eşittir alel gen sayısı olmak üzere. Genotip çeşidi eşittir N çarpı N artı 1 bölü 2 demiştik arkadaşlar. 3 çarpı 4 bölü 2'den ne oldu arkadaşlar? 6 farklı genotip var demiştik. 6 farklı genotip var. Peki arkadaşlar fenotip çeşidine bakalım. Fenotip çeşidi neye eşitti? N sayısına eşitti ama burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Eş baskınlık varsa artı 1 ekleyebiliriz demiştik. Eş baskınlık var burada. O zaman 3 artı 1'den toplam 4 farklı da ne var arkadaşlar? Fenotip var insanda kan grubunda. Bunları şöyle ifade edebiliriz arkadaşlar. Bakın AA ya da A0, BB, B0 ya da ne diyebiliriz arkadaşlar buna? AB diyebiliriz. Eş baskınlıktan oluşan bir fenotip, bir de 0 fenotipi var arkadaşlar. Bakın şu hem AA homozigot A0 heterozigot A. Ne oldu arkadaşlar? A kan grubu. BB homozigot B, B0 heterozigot B. O zaman bunu da B ile gösterdik. A, B'ye eş baskın olduğu için bu ayrı bir fenotip oldu. 0 ise ayrı bir fenotip oldu arkadaşlar. Bakın toplamda 6 farklı genotip var. 4 farklı fenotipimiz var değerli arkadaşlar bizim kan gruplarının kalıtımında. Şimdi arkadaşlar kan gruplarının kalıtımına şöyle devam edelim. Birinci sistemimiz bizim neydi arkadaşlar? Birinci sistemimiz AB0 kan grubu sistemi. Şimdi A geni, B geni ve 0 geni olmak üzere toplamda 3 ayrı alel gen vardır arkadaşlar AB0 sisteminde. A ve B genleri 0 genine baskın, kendi aralarında bunlar ise eş baskındır. Yani şöyle ifade edebiliriz. A, B'ye eş baskın, 0'a göre ise bunlar daha baskınlar arkadaşlar. 0 çekiniktir. Kan gruplarında çok allellik de vardır. Az önce açıkladık arkadaşlar. Çok allellik de genotip çeşidi bulunurken N çarpı N artı 1 bölü 2 formülü uygulanır. N burada alel gen sayısıdır. Bir de arkadaşlar şey diyebiliriz burada. Fenotip çeşidini nasıl buluyorduk? Fenotip çeşidi N sayısına eşitti ama eş baskınlık durumunda ayrı bir durum söz konusuydu. Bundan bahsettik. İnsanlar bu karakterlerle ilgili 6 ayrı genotip, 4 ayrı fenotipe sahip olabilirler arkadaşlar. Mesela şöyle ifade ettim. A fenotipi nasıl arkadaşlar? Ya AA ya da A0. AA derse homozigot A, A0 derse heterozigot A. B kan grubuna baktık arkadaşlar. B kan grubu homozigot B derse BB, heterozigot B derse B0. Arkadaşlar AB, bakın bu zaten heterozigottur, değil mi? Bunun fenotipi AB, genotipi de AB. Fenotipi 0 kan gruplu bireyler ise arkadaşlar 0-0, homozigot 0 ifadesi yine burada kullanabiliriz değerli arkadaşlar. Bakın 4 farklı fenotip, 6 farklı genotip var. Şimdi arkadaşlar uygun olmayan gruplar arasında kan nakli yapılırsa, bakın uygun olmayan gruplar arasında kan nakli yapılırsa uyuşmazlık yani aglünitasyon, çökelme meydana gelebilir. Arkadaşlar uygun olmayan kan nakillerinde çökelmeden birazdan bahsedeceğiz. Bireylerin kan grubunu belirleyen al yuvarlarda bulunan antijenlerdir arkadaşlar. Bunun bir diğer ismi antijenin de aglutinojen.
kan plazmasında yani kan serumunda antijenlere karşı oluşturmuş antikorlara ise aglutinin ismi verilir değerli arkadaşlar. Bakın şimdi bizim 4 farklı fenotipimiz var. 4 farklı fenotipimiz var ve şimdi bunlara bakalım. A grubu. A grubunda arkadaşlar hangi antijen var? A antijeni. Gençler biz burada şöyle bir ifade söylemiştik. Bakın şöyle bir ifadeyi tekrar sizlere hatırlatalım. Şimdi ben demiştim ki arkadaşlar hangi kan grubuysa mesela şu köşeyi bunu belirtelim. A kan grubu. Arkadaşlar A kan grubuysa bunda ne var? A antijeni var. Bakın hangi antijense o kan grubusun. O zaman B de dersem B kan grubuna ne diyeceğim? B antijeni var diyeceğim. AB kan grubu diyorsam ona ne diyeceğim arkadaşlar? A antijeni artı B antijeni diyebilirim. Sıfırın ise arkadaşlar nesi yok? Antijeni yok değerli arkadaşlar. Öncelikle bu ifadeye dikkat edelim. Hangi antijen varsa sen o kan grubusun. A antijeni var, A kan grubu. B antijeni var, B kan grubu. A ve B antijenleri var, AB kan grubu. Antijeni yok ise arkadaşlar sıfır kan grubu diyoruz. Bakın arkadaşlar olmayan antijene vücut antikor üretir. Olmayan antijeni antikor. A kan grubunda A antijeni var, B antijeni yok. O zaman onda hangi antikor var? Anti B antikoru var. B kan grubunda olmayan antijen hangisi? A antijeni. O zaman anti A antikoru var. Olmayan antijene vücut antikor üretir arkadaşlar. AB kan grubunda ise bakın A ve B antijenleri olduğu için olmayan antijen yok bunda. O yüzden bunların antikorları yok. Olmayan antijene vücut antikor üretir demiştik. Sıfır kan grubunda arkadaşlar antijen yoktu. O zaman A ve B antikorları mevcut. Bunlarda da arkadaşlar. Bu ifadeye dikkat ediyorsunuz. Hangi antijen varsa sen o kan grubusun. Olmayan antijene de vücut ne üretecek arkadaşlar? Antikor üretecek. Bu ifadelere dikkat etmemiz gerekiyor. Peki arkadaşlar şuna dikkat edelim. Bakın kan alışverişleri. Bakın her grubun kendi grubuyla yaptığı alışverişler idealdir. Yandaki şekilde gösterilen noktalı oklar ise yarı çökelmeli kan nakilleridir. Arkadaşlar yani bunlar da ideal olmayan kan alışverişleri olabilir. Bakın burada sıfır genel verici. AB ise arkadaşlar genel alıcı. Her grup kendi arasında bir kan alışverişi yapar. Bakın A, A'la kendi arasında sıfır kendi arasında AB kendi arasında B kan gruplu bireyler kendi arasında kan alışverişi yaparlar. Şuraya dikkat edin. Bakın bunlar zaten çift ok olarak ifade ediliyor. Peki arkadaşlar bir de sıfır hepsine veriyor. O yüzden biz sıfıra ne dedik arkadaşlar? Genel verici. AB de hepsinden alıyor. Biz AB'ye o zaman ne dedik arkadaşlar? Genel alıcı ifadesini verdik. Ancak acil durumlarda uygulanabilirler. Bakın şu nokta nokta ile ifade ettiğimiz. Mesela normalde A kan gruplu bireye A kan gruplu birey kan vermeli. Ama arkadaşlar çok zorunlu kaldığı durumda sıfırdan da kan alabilir. Buraya dikkat ediyoruz. Kan nakillerinde A ile A, B ile B bir araya gelmemeli. Gelirse ne olur arkadaşlar? Çökelme olur. Yani şunu demek istedik arkadaşlar. A antikoruyla artı A antijeni bir araya gelirse A antikoruyla ne olur arkadaşlar? Çökelme olur. B antijeniyle bakın ya da B antikoruyla artı B antijeni bir araya gelirse yine ne olur arkadaşlar? Çökelme olur değerli arkadaşlar. Aglutinasyon çökelme. Uygun olmayan kan nakillerinde kan serumunda bulunan antikorlar al yuvarları birbirine yapıştırıp bağlayarak çökelmelerini sağlarlar. Buna aglutinasyon yani çökelme ismi verilir. Her zaman bakın A antijeni A antikoruyla ne yapar? Çökelme yapar. Ya da arkadaşlar B antijeni B antikoruyla ne yapacak arkadaşlar? Çökelme yaparlar. O yüzden arkadaşlar insanlardaki kan nakillerinde vericinin antijenine bakılır, alıcının ise antikoruna bakılır değerli arkadaşlar. Bu ifade de bizim için oldukça önemli. Şimdi antijen ve antikor kavramlarına bakalım. Antijen kendisine karşı antikor oluşturabilen proteinlerdir. Kendine karşı antikor oluşturabilen proteinlere antijen diyorum. Antijenlere karşı üretilen savunma proteinlerine de ne diyorum arkadaşlar? Antikorlar ismini
veriyorum değerli gençler. Şimdi bakın RH karakteri. RH karakteri bu karakter kan grubunun pozitif ya da negatif olma özelliğini belirler. Bakın şöyle ifade edelim. Bu karakterler kan grubunun pozitif ya da negatifliğini belirlerler. Pozitiflik geni negatiflik genine baskındır. Yani şunu ifade edelim arkadaşlar. RH pozitif baskındır. Kime? RH negatife. RH pozitif baskın, RH negatif çekiniktir derler arkadaşlar. Al yuvar içinde RH antijeni varsa RH pozitif, RH antijeni yoksa RH negatiftir arkadaşlar. Bakın RH pozitif baskındır, RH negatife göre. Eğer kan grubunda RH antijeni varsa RH pozitif dedik, bu daha baskındır. Yani toplumda %85 oranında diyebiliriz arkadaşlar yaklaşık olarak. Peki RH negatiflik ise RH antijeni olmayanlardır. RH antijeni olmayanlara RH negatif, RH antijeni taşıyanlara da RH pozitif ismi vereceğiz. RH faktörü kan nakillerinde önemli bir faktördür. Mesela RH negatif, RH pozitiften kan alamaz arkadaşlar. Şimdi antijeni yokken antijen gelirse aynı antijenle antikor, RH antikoru birlikte birleşir, çökelme yapar. O yüzden kan alamaz. Buraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Mesela şuna dikkat edelim. Fenotip olarak RH pozitif bir de ne var? RH negatif var. Ben baskın olan karakteri ya homozigot baskın diyebilirim ya da heterozigot baskın diyebilirim. Yine arkadaşlar RH negatifliğin genotipi ise küçük R küçük R çekinik olduğu için arkadaşlar. Tekrar aldım. Büyük R büyük R veya büyük R küçük R dediğim zaman sen bunu ne olarak algılayacaksın? RH pozitif. Küçük R küçük R'yi gördüğün zaman bunu ne olarak algılayacaksın arkadaşlar? RH negatif kan grubu olarak algılayacaksın. RH antijeni varsa, RH antijeni varsa RH pozitiftir. Ama arkadaşlar yine heterozigot RH pozitif büyük R küçük R, homozigot RH pozitif büyük R büyük R'dir. Ona dikkat edeceğiz. Büyük R büyük R RH pozitifi ifade ediyor, RH antijeni var. Büyük R küçük R RH pozitifi ifade ediyor. Yine onların da RH antijenleri var değerli arkadaşlar. Bakın RH negatifin ise şurada bakın RH negatifin ise RH antijeni yoktur. Biz bunu küçük R küçük R ile ifade ediyoruz arkadaşlar. Bakın normalde şöyle demiştik arkadaşlar. Olmayan antijeni vücut antikor üretir. RH antijeni varsa antikoru RH pozitifin antikoru yoktur diyeceğiz. Bakın RH pozitif antikoru yok. Normalde RH negatifin de antikoru yok ama kan nakillerinde ya da gebelik durumlarında, doğum, hamilelik durumlarında doğumla birlikte RH antikoru oluşturulabilir vücutta. Buna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Yani RH pozitifin RH antikoru yoktur ama RH negatif vücutta daha sonradan kan nakilleri veya hamilelik durumuyla oluşturabilir RH antikorunu. Bakın A antijeni A antikoruyla birleşirse ne oluşturur? Kan çökelir arkadaş. Yani çökelme oluşturur. B antijeni anti B yani anti B serumu B antikoruyla birleşirse çökelir. RH antijeni RH antikoruyla birleşirse çökelir ifadelerini diyeceğiz arkadaşlar. RH sistemi ilk kez Rhesus macacus adlı maymun türünde keşfedildiğinden bu isim verilmiştir. Bunu da ek bilgi olarak arkadaşlar buraya belirtmek istedim. Şimdi gelelim kan gruplarının tespitine arkadaşlar. Bakın bir lama, lam dediğimiz arkadaşlar mikroskop camı. Mikroskop camına biz 3 damla kan damlatırız. Damlattıktan sonra 3 damla kanı damlatırız sırasıyla. Birinci damlaya anti A, ikinci damlaya anti B, üçüncü damlaya da anti D antikorları damlatırız. Yani ne demek istedik? Anti A, A antikoru, anti B, B antikoru, anti D dediğimizde arkadaşlar RH antikoru. Şimdi arkadaşlar bakın aynı antijen aynı antikorla çökelme yapardı. Şimdi arkadaşlar ben size bunların gösterimlerinden biraz bahsedeyim. Mesela arkadaşlar RH antikoru damlattığımız 3. damla kan. Bu damla eğer burada çökelme varsa yani şöyle koyu bir ifade varsa RH pozitif diyeceğiz. Çünkü RH pozitifte RH antijeni vardı. RH antikoru damlattığımda antijen antikorla ne yapacak arkadaşlar bir araya gelince? Çökelme meydana getirecek. Ya da arkadaşlar çökelme yoksa yani şu şekilde ben buraya
Üçüncü damla kana. RH antijeni damlat, RH antikoru damlattığımda böyle çökelme yoksa buna da RH negatif diyeceğim. Tekrar ediyorum arkadaşlar. 3 damla kanı damlattım. 3. damla kana RH antikoru damlatarak ben bunun RH pozitif mi negatif olduğunu anlayabilirim. Özellikle arkadaşlar RH antikoru damlattığımda çökelme varsa ben buna RH pozitif diyeceğim. Eğer böyle buradaki gibi çökelme yoksa buna da RH negatif diyeceğim arkadaşlar. Bu ifadeye dikkat edeceksiniz. Eğer ben A antikoru damlattığım zaman çökelme varsa bunda A antijeni vardır demek. Çökelme yoksa A antijeni yoktur demek arkadaşlar. B antikoru damlattığım zaman ikinci damla kana çökeliyorsa demek ki B antijeni taşıyordur demektir. Çökelmiyorsa B antijeni taşımıyor demektir arkadaşlar. Bu ifadeye dikkat edeceğiz. Şimdi gelin bunları beraber dolduralım isterseniz arkadaşlar. Şöyle yaptım. Bakın 0 RH negatif. Şimdi arkadaşlar 0'da antijen var mıydı? 0'da antijen yoktu. O yüzden antikor damlattığımızda çökelme olmaz arkadaşlar. RH negatif dediğimiz için burada da çökelme olmaz. Yani 0 RH negatifi ifade ederken bakın 0 RH negatifi ifade ederken 3 antijeni de taşımıyor bu. O yüzden burada çökelme olmayacak. Ama ben 0 RH pozitif yani yine anti A ve anti B antikorlarını damlattığım zaman 1 ve 2. damla kanlarda çökelme olmaz. Ama RH pozitif ifadesini şöyle olur arkadaşlar. Yani şöyle bir çökelme meydana getirirse ben bu kan grubuna diyebilirim ki 0 RH pozitif diyebilirim arkadaşlar. AB kan grubunu nasıl gösteririm? Bakın AB kan grubu şöyle gösterilebilir. Birinci damla kana eğer ben A antikoru damlattığımda çökeliyorsa A antijeni vardır. Bakın çökeldi. A antijeni vardır. Ya da arkadaşlar şöyle yapalım biz buraları. B antikoru damlattığım zaman çökeliyorsa arkadaşlar şu şekilde kırmızı renge boyuyorum bakın arkadaşlar. O zaman buraya ne diyeceğim? B antijeni taşıyor demektir. 0 RH negatifti. Demek ki RH antijeni taşımıyor. Burada çökelme yok. Yani arkadaşlar bakın 0 RH negatif şu şekilde gösterilir. 0 RH pozitif bu şekilde gösterilir. Sadece RH antikorunun olduğu damlattığımız 3. damla kanda çökelme olur. AB RH negatifte A antikoru damlattığımız 1. damla kanda çökelme olur. Çünkü A antijeni taşıyordur. 2. damla kanda da çökelme olur. B antijeni taşıyordur. Ama 3. damla kanda RH antijeni taşımadığı için çökelme olmaz. AB RH pozitif. Arkadaşlar demek ki 3 antijeni de taşıdığını düşüneceğim. Bunda ne var? A antijeni var. B antijeni var. RH antijeni var. Ben bunları antikorlarını damlattığım zaman demek ki üçünde de ne olacak arkadaşlar? Şu şekilde bir çökelme meydana gelecek. Buraya dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. A RH negatif. Bakın A RH negatifte. Demek ki A antijeni var. Biz ne demiştik? Hangi antijen varsa o kan grubu. A antijeni var. RH negatif dediğine göre antijeni yok. Diğerlerinde çökelme olmayacak. Arkadaşlar şu şekilde gösterdik. A RH pozitifte. Bakın A antijeni taşıdığı için birinci damla kanı çökelme olarak gösterebilirim. İkinci damla kanda çökelme olmaz ama RH pozitif dediğimiz için üçüncü damla kanda çökelme olur. Yine B RH negatif. B RH negatife bakalım arkadaşlar. B RH negatif demek ki B antijeni taşıyor. RH antijeni taşımıyor. A antijeni taşımıyor. O zaman şöyle. Aynı antijenle aynı antikorda çökelme olacağı için ikinci damla kanda bakın. B antikoru damlattım. B antijeni taşıdığı için bu çökelir. Ama RH antijeni olmadığı için, A antijeni olmadığı için buralarda çökelme olmaz. B RH pozitifte hem B antijeni var hem de RH antijeni var. O zaman A antijeni olmadığı için çökelme 1'de olmaz. 2'de çökelme olur. 3'te ise yine çökelme olur değerli arkadaşlar. Bu ifadelere dikkat ederek arkadaşlar insanda kan nakillerinde, kan alışverişlerine dikkat edelim. Bu çökelme durumuna göre hangi kan grubunun olduğunu iyi öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Aynı antijen, aynı antikorla çökelme yapar. Sen hangi antijeni taşıyorsan sen o kan grubusun. Hiç antijen taşımıyorsan sıfır kan grubusun. Ona dikkat edin. İlk baştaki tablomuz bizim için oldukça önemli. Bakın oraya geri baştan dönüyorum. Hemen hızlı bir tekrar yapıyoruz sadece. Hemen hızlı bir tekrar yaptık. Şöyle bir. Eğer arkadaşlar bakın. Sen A kan grubuysan sende ne var dedik? A antijeni var. Hangi antijen varsa sen o kan grubusun. B kan grubunda demek ki B antijeni var. A B kan grubunda A ve B antijenleri var. Sıfırın antijeni yok dedik arkadaşlar. Olmayan antijeni vücut antikor üretir dedik. A antijeni var. B antijeni olmadığı için B antikor üretti.
B kan grubu bireyler B antijeni taşıyor ama A antijeni taşımadığı için A antikoru ürettiler. AB kan grubu 2 antijeni de taşıdığı için bunlar antikorları yok. Sıfır kan grubu antijen taşımadığı için bunların olmayan antijeni vücut antikor üretti. A ve B antikorlarını üretti değerli arkadaşlar. Buralara dikkat ediyorsunuz değerli gençler. Bu sayede soru çözümlerine dikkat ederek sorularımızı güzelce çözüyorsunuz. Bu anlatımımız burada bitiyor arkadaşlar. Ben size şimdi kan grupları ile ilgili soru çözümleri yaparak video çekimine devam ediyorum.